Hazırsak başlayabiliriz. Herkese merhabalar, iyi çalışmalar. Bugün meclis gündeminde partimiz tarafından verilen ve son dönemlerde Türkiye'de çokça konuşulan liyakatsiz partili büyükelçi atamalarına ilişkin grup önerimiz görüşülecek. Ozan Ceyhun'un Viyana Büyükelçiliğine atanmasıyla birlikte aslında sürekli yapılması gereken, hatırda tutulması gereken bir tartışma yeniden ülkenin gündemine geldi. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsile yetkili ve aracında Türkiye Cumhuriyeti bayrağını taşıyacak 3 kamu görevlisi var. Bunlardan bir tanesi seçilmiş Cumhurbaşkanı, bir tanesi 81 ilin valileri, bir tanesi de yurt dışındaki büyükelçilerimiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden büyükelçiler. Ozan Ceyhun Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanında, ülkücü camiada ciddi tartışma yaratan ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni Ozan Ceyhun'u aklama, işte o cinayeti o işlemedi noktasında belgeler sunma noktasına getiren ve Ozan Ceyhun'la Milliyetçi Hareket Partisi'ni tarihsel husumetlerinin aksine aynı noktada birleştiren bir süreci yaşattı. Tabii ülkücü camia Ozan Ceyhun'un neler yaptığını biliyor ama o özgül olayda tartışmayı kendi içlerinde bırakıyoruz. Biz hep öyle yaptık. Biz Ozan Ceyhun şunun katilidir, bunun katilidir demedik. Ama Ozan Ceyhun'un Türkiye'nin itibarının katili bir atamanın ürünü olduğunu da her zaman ifade ettik. Bu son derece önemli. Ozan Ceyhun siyasi sığınmacı olduğu Avusturya'nın. Önce Avusturya'da siyasi sığınmacı oluyor, sonra Almanya'ya geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil edecek Viyana'da. Kriptoları okuyacak, kriptolar yazacak. Ama herkes biliyor ki Ozan Ceyhun'u Avusturya hükümetine sığındığında, Türkiye'den oraya siyasi sığınmacı olduğunda Avusturya İstihbarat Örgütü sorguladı, Alman İstihbarat Örgütü sorguladı ve bu irtibatın ne zaman kesildiği ya da kesilip kesilmediği merak konusu. Esas eleştiri konusu bu. Diğer tarafta Amerikan vatandaşı olan Merve Kavakçı. Şu anda Kuala Lumpur'da Türk bayrağını dalgalandırıyor. Hepimizin vergileriyle alınmış olan aracında şu yemini etti. Burada önünüzde şimdiye kadar tabiyetinde bulunduğum her türlü devlet tabiyetini ve egemenliğini reddettiğime, bundan böyle ABD anayasası ve yasalarını iç ve dış düşmana karşı savunacağıma, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlılık ve sadakat göstereceğime, kanunun gerektiği yerlerde ABD ordusuna hizmet vereceğime yemin ederim. Tanrı yardımcım olsun dedi Merve Kavakçı. Şimdi Ozan Ceyhun atamasını savunanlara Amerikan vatandaşlık yeminini eden ve bugüne kadar tabiyetinde bulunduğum her türlü devlet tabiyetini ve egemenliğini reddettiğime. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşıydı. Onun tabiyetini ve egemenliğini reddediyor. Bu kişi Türkiye'nin egemenliğini reddetmiş bir kişi. Türkiye'nin dış politikasında önemli bir görev alıyor. Diğer yandan egemen bağışı hatırlamadan ve giysi torbasını hatırlamadan geçmemek gerekiyor. Şaban Dişli'nin Laihey Hollanda'da Türkiye'yi temsil edeceğini hatırlamak lazım. İş takibi yaptığının ortaya çıktığı, iş takibinden dolayı maddi bir kazanç elde ettiği meselesi ortada duran Şaban Dişli'yi konuşmadan geçmemek gerekiyor. Şaban Dişli'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hiç önemsemediği, yani suçun şahsiliği ilkesini hiç önemsemediğini biliyoruz. Kişinin kardeşi FETÖ'nün okulunda okuduysa, kişinin güvenlik soruşturmasını bozuk çıkaranların, Şaban Dişli'nin kardeşinin bu ülkenin evlatlarına, parlamentosuna, emniyet müdürlüğü binasına ve 15 Temmuz akşamı bu ülkenin
kendisine bizatihi nasıl kastettiğini de görmek gerekiyor. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Bugün Türkiye'de bu araştırma önergesiyle liyakatsiz ve partili büyükelçileri, özellikle milletvekili yapılamayanların, bakanlıktan azledilenlerin, fiilen azledilenlerin bugün nasıl büyükelçi yapıldıklarını konuşacağız. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü dönüşü uçakta bazı açıklamalar yaptı. Şu görülüyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi içeride, dışarıda ve belli yerlerde şantaj siyasetine sarılmış durumda ve bunu terk etmiyorlar. HTS kayıtları, bugün de bir sözcüsü diyor ki yargının işi, evet yargının işi, elbette Baylok görüşmeleri de yargının işi. Baylok listelerinde kimler kimler neler neler varken ayıklanmış bir Baylok listesinin üzerinden bugün çalışılmasına izin verildiğini görelim. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarının Adalet ve Kalkınma Partisi grubunda yarattığı tedirginliği görelim. Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen milletvekillerinin daha sonra Adalet Bakanı ile ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile bir araya getirtildiğini görelim. Ve hangi milletvekilleri üzerinde, kaç milletvekili üzerinde ne kadar dosya var, neden bekliyor veya ne için bekliyor, ne aşamada bunlar? Bunları sadece Adalet ve Kalkınma Partisi grubu içeride konuşmuyor veya Adalet Bakanı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile konuşmuyor. Bu endişelerini artık dışarıda da konuşuyorlar. Bunların görülmesi gerekiyor ve Recep Tayyip Erdoğan'ın şantaj siyasetinden bizim gocunduğumuz bir şey yok. Yarından tezi yok HTS kayıtları. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu belli. Cumhuriyet Halk Partililerin hepimizin nerede olduğu belli. Bizim o gün Ankara'da meclisten kaçta ayrıldığımız, misafirhanemize kaçta gittiğimiz, kaçta genel merkezde toplandığımız, kaçta meclise geldiğimiz, arada da siyasi muhataplarımızla ne telefon görüşmeleri yaptığımız belli. Genel başkanımızı kaç kere aradığımız, ne zaman konuştuğumuz, AK Parti meclis başkan vekillerine ne mesajlar verdiğimiz, grup başkan vekillerine ne cesaretler verdiğimiz, o meclisi açmalıyız nasıl dediğimiz belli. Acaba günü gelince açıklanacak dediği şantajı kimlere yapıyor Recep Tayyip Erdoğan? Eski yeni hangi siyaset arkadaşla ilgili neleri kastediyor, onları hemen açıklasınlar. Ama ortalık süt liman değil kelimesine dikkat çekiyorum. O kelime şudur: sütten çıkmış AK Parti değiliz diyor. Sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Sütten çıkmış AK Parti değiliz. Ortalık süt liman değil. Biz de biliyoruz süt liman değil. Samimi bir mücadele bekliyoruz bu süt liman olmayanlarla. Sütten çıkmış ak kaşık olmayanlarla samimi bir mücadele bekliyoruz. Şüpheleri arttırmaya, ayıklanmış ETS kayıtlarını işe geldiği zaman konuşmaya değil, bir an önce hukukun üzerindeki, yargın üzerindeki baskıları ortadan kaldırıp bu konuda meclisin içinde olduğu, gözetiminde olduğu bir sürecin bir an önce başlatılmasını söylüyoruz. Neden kaçıyorlar? Neden hayır diyorlar? Her geçen gün bu hakikate biraz daha yaklaştığımızı görüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana mütabakatıyla ilgili söyledikleri gerçekten enteresan. İdlib sürecine ilişkin olarak Adana mütabakatına atıfta bulunup biz burada Adana mütabakatıyla varız deyince, sizin bu söylediğiniz sözü belki konunun uzmanı olmayanlar, belki iç politikada dış politikayı çok yakından takip etmeyenler bir karşılığı var sanır ama Türkiye'yi, bu Türkiye'nin İdlib'deki varlığı, Suriye'deki varlığı, Suriye ile Şam'la ilişkileri, Rusya ile yaşadığı gerginlik, Amerika'dan yaşadığı hayal kırıklığı meselesi üzerinden bütün dünya siyaseti takip ediyor. Dış politikacılar takip ediyor. Dünya dış politikacılarını izleyen herkes takip ediyor. Ve Adana mütabakatını herkes biliyor. Adana mütabakatı Türkiye ile Suriye arasında yapılmış. O ülkenin içindeki terörist unsurların,
sınır aşması durumunda ya da sınır ötesinde yapılanması durumunda taraflara hak veren bir mütabakat. Terörle mücadeleyle ilgili mütabakat. İdlib'de rejimle karşı karşıya geldiğinde sen tutup da Adana mütabakatı diyemiyorsun. Bu Adana mütabakatı hatırlatmasını bundan bir, bir buçuk yıl önce CHP yaptı. Dedi ki Adana mütabakatı iyi komşuluk ilişkileridir. Türkiye'ye Suriye'den gelen her türlü cihatçı, her türlü terörist unsur, bunların önlenmesi, engellenmesi, IŞİD'le mücadele doğru işler. Karşı tarafta Adana mütabakatı üzerinden Rusya, Türkiye'ye, Rusya ve Suriye devlet dışı unsurlar onlara silah verme, bir takım cihadist grupların rejime karşı desteklenmesi konularında hatırlatmalar yapıyorlar. Bu Adana mütabakatı. Ama İdlib'deki varlığımızı Adana mütabakatına dayatıyoruz demek güç getirmez, dış politikada tezinizi çökertir, mahcup duruma düşersiniz ve ciddiyetiniz kalmaz. Bunu bir kez görmek lazım. Dün söyledik, korktuğumuz başımıza bir daha geldi. Bugün Kremlin sözcüsü Peskov bir kez daha dün akşam Erdoğan'ın söylediği sözü mütabakatlarının olmadığını söyleyerek bir ölçüde bir anlamda yalanladı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na da sürekli birileri yanlış yaptırıyor. Kendisi ısrarla bilerek bu duruma düşmüyorsa, yani mesela İletişim Başkanı ertesi gün çıkacak gazetelerin birinci sayfasından meşgul olacağına, efendim biz sürekli zirve diyoruz. Dörtlü zirveyi Rusya kesin bilir, diller etti diyor. Üçlü zirve Türkiye, İran, Rusya, ona da uygun görmediler. Siz diyorsunuz ki beşinde olmazsa ikimiz görüşeceğiz. Pat Peskov çıkıyor, bunun teyidini almadık, bunu söylemeyin diyeceğine diyor ki 5 Mart'ta diyor Rusya ile bir araya geleceğiz, gerekirse ikili görüşme yapacağız. Cevap Peskov'dan, o gün başka planlarımız var. Ya Türkiye'yi bu duruma düşürmeye, adı Recep Tayyip Erdoğan da olsa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birini bu hale düşürmeye kimsenin hakkı yok. O unvanı taşıyan Recep Tayyip Erdoğan da olsa Türkiye'nin son cumhurbaşkanını bu duruma düşürmeyeceksiniz. Zirve yapacağız, dörtlü yapacağız olmaz, üçlü yapacağız olmaz. Putin'le görüşeceğiz, bizim o güne başka bir... Ya küçük çocuk kapıyı çalıyor, müsaitseniz size geleceğiz. Karşı taraf buyurun gelin derse diyorsun ki biz bu akşam onlara gideceğiz diye. Gidip de kapıda kalmak var mı? Gideceğiz deyip de bizim başka yerine sözümüz var, lafını duymak var mı dış politikada? Bunun diplomasisi yapılmadan olur mu? Bu duruma düşürür mü? Daha dün de söyledim. Basın toplantı, telefon görüşmesi yapılıyor. Rusya açıklama yapıyor ya. Diyor ki onlar istedi de yaptık. Yani diyorlar ki Putin'in Erdoğan'la yüz yüze ya da telefonda görüşecek hiçbir şey yok. Erdoğan istedi diye. Nezaketsizliğe bakın. Bunları bir kenarlara not etmek lazım. Bunları uluslararası ilişkilerde, ülkeler arası ilişkilerde dersler okutulurken böyle bunları herhalde bu çağda hiçbir ülke bu durumlara düşmüyor. Olmaz böyle şeyler. Bunun diplomasisi yapılır, çok altta memurlar görüşür, teyitler alınır, garanti olur. Görüşeceğim dedin mi görüşürsün, karşı taraf koskoca Türkiye'ye o istedi de görüş, telefonla konuştuk demez. Beşinde görüşeceğiz, o gün başka planımız var, bu olmaz. Bu duruma düşmemek, düşürülmemek, Türkiye'yi de düşürmemek lazım. Ayrıca bütün yumurtaları aynı sepete koymayın dedik mi? Dedik. Önce Rus uçağını düşürdük de sen düşürdün ben düşürdüm yarışı Amerika'nın kucağına, sarkaç etkisiyle böyle Amerika'nın kucağına. Rusya Türkiye'nin ekonomisini çökertti, turizmini çökertti, tarımını, tarım ihracatını çökertti. Domatesci battı, narenciyeci battı. Sonra dediler ki petrol ticaretinde damadın ilişkisini Birleşmiş Milletler'de sunumla anlatacağız. Elimizde görüntü var. Amerika'yı bırak beni, hop Rusya'nın kucağına. Bu sefer Amerika ile ilişkiler kötü. S-400'ler şimdi nerede? S-400'ler kutuda. Tehlike var mı? Hava sahasında var. S-400'ü kullanabilir misin? Rus Suriye'ye karşı, Rusya'ya karşı bu şartlar nasıl olacak bu iş? S-400'ler kutuda kaldı. Bir gerçek var.
Patriot talep ettiler. Amerika Patriot vermem dedi. Nasıl olacak bu iş? Hani Trump'la çok iyi ilişkiler içindeydiniz? Bak Patriot vermiyor. Ona posta koymak için S-400 aldınız. S-400'ler kutuda kaldı. O S-400'ler alınırken, gelirken canlı yayınlarda, altyazılarla dakikalarca mürtet üstüne iniş yapıyorlar. Şimdi ne olacak? Biz söyledik. Denge politikasını terk etme. Sadece yumurtaları bir yere koyma. Doğalgaz Rusya'ya bağlı. Hava savunma sistemi Rusya'ya bağlı. Kötü bir şey ama dünyanın, Türkiye'nin en büyük yatırımlarından bir tanesini yapıyor. Nükleer santral Rusya'ya bağlı. Mavi Ak, hepsi Rusya'ya bağlı. Ama ara şimdi Rusya ile bozuluyor. Amerika'ya döneyim diye orası da artık bu manevraya izin vermiyor. Gerçekten Türkiye'yi bu durumlara düşürmek doğru değil. Bir de özellikle Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti sözcülerine soruyoruz. Dün AK Parti grubu oturdu dinledi. Erdoğan dedi ki, bugün Suriye ile olan 911 kilometrelik sınırımızın ötesinde verdiğimiz her mücadeleyi yarın kendi topraklarımızda bugünkünden 10 kat fazla, 100 kat fazla büyük kayıplarla yürütmek zorunda kalacağız. Bu ne demek? Bu neyi kastediyor? Yani şuysa, birkaç tane şehit dediği meseleyi, ayıplanan, eleştirilen meseleyi, ya bu konularda oradaki birkaç tane dediği şehide ya da İdlib'den gelen şehitlerimize, Libya'dan gelebilecek olan daha çok şehide, İdlib'den gelebilecek şehitlere ses çıkarmayın. Buna rıza ürettiriyor, yoksa içeride çok daha büyüğünden karşılaşırız. Türk ve öngörü olarak söylüyor. Önümüzdeki dönemde topraklarımızda bugünkünden 100 kat fazla. Bu kabul edilebilir bir açıklama değil. Resmi girişimde bulunacağız. Bu konuda meclise bilgi verilmesi lazım. Hükümet meclis çağırırsa gelip meclise bilgi vermesi lazım. Bu hangi risk? Türkiye'yi kendi topraklarında bugünkünden 100 kat fazla kayıplarla karşılaşacağı öngörüsü hangi riskten kaynaklanıyor? Hangi terör örgütünü ya da hangi devleti? İşgalden korkuyorsun. Bununla ilgili gördüğün risk, tarif ettiğin süper güç nedir, kimdir? Bunun konuşulması lazım. Bunu soruyoruz AKP'nin bütün sözcülerine, Recep Tayyip Erdoğan'a ve meclisteki muhataplarımıza soruyoruz. Bu konuda açıklama bekliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmelerinden son olarak değineceğim kısım Gezi. Recep Tayyip Erdoğan dünkü açıklamalarından da anlaşılıyor ki Gezi'yi kendi zihninde, kendi kafasında mahkum etmiş, isyanı Gezi'ye kendisinin kafasındaki mahkumiyete yargının iştirak etmemesi. Diyor ki, adam çok zengin olmasının, sosyalist olmasının onu kurtarmaya yetmemesi lazım. Kendi kontrolündeki Hakimler Savcılar Kurulu, onun yaptığı atamalar, en önem verdiği mahkemeler, o heyetin çok zengin ve sosyalist insanları kurtardığı gibi onlara bir zan altında bırakıyor. Gezi'nin bir ihanet olduğunu söylüyor. Dolmabahçe ofisine girmeye çalıştıklarını söylüyor. Valide Sultan Camii'ni söylüyor. Ve Gezi iddianamesinde, ben salondaydım. İddianame makamındaki savcı, iddianame çöktükçe ve iddianamenin birisi yurt dışında kaçak olan bir savcı, birisi halen içeride olan bir emniyet amiri tarafından, birisi polis fezlekesi, birisi iddianame, üretilen ifadelerin kes kopyala yapıştırılı olduğu ispatlandıkça kaydı 1.80'lik savcı kürsüyle aynı yere geldi. Osman Kavala değil, iddianame mahkum oldu. Yazdım diyemiyor, kopyalamış. Faydalandım diyemiyor, FETÖ'cüden almış. Birisi firarda, bir tanesi hapiste, FETÖ'cülerin attıkları yalanları arkasında duramadılar, çöktü. Karar şu, her ne kadar
usulsüz olarak toplanmış olsa da diyor bazı işte deliller şunlar bunlar gerçek de kabul edilse ispatlanamadı diyor. Asla bu iddiaları dolduracak işte gaz maskelerinin alındığı, yurt dışından pizza söylendiği, para getirildiği, Kavala'nın organize tanımıyor bunlar birbirlerini diyor. HTS kayıtlarından da ispatlanamadı diyor. FETÖ'cüler iş başında kalaymış, belki o işi becerirmiş. Ergenekon, Balyoz askeri casuslukta yalan yanlış bağlantıları bir şekilde iyi. Bu onu da yapamamış yazık. Yapamayınca mahcup oldu, mahkum oldu orada. Ve herkes beraat etti. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki beraat ettirmeye kalktılar. E ne olacak? Yani normalde savcı cezalandırmasını talep eder. Hakim de beraati talep ediyor. Ve bütün kuvvetlerin başındaki Recep Tayyip Erdoğan üst yargıç beraat ettirme çabasına karşı onu mahkum ediyor. Neydi? Kendi zihninde. Ve buna uymadılar diye adamlara soruşturma açıyor. Böyle yargı bağımsızlığı olur mu? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a soruyoruz. Hatırlatıyoruz. Yarın kaçıncı cuma? 353. cuma. Sen demiştin ki başörtülü bir bacıma bu gezicilerin altlarında deri pantolon, üstleri çıplak, elleri eldivenli gezicilerin saldırdıkları, çocuğunla birlikte onu yerlerde sürükledikleri, başörtüsüne karşı uygunsuz bir hakaret biçiminde bulundukları görüntülerini izledim. Cuma'yı izleteceğim dedin. Şunlar da gördü dedin. Gördüm diyenler görmedik, yalan söyledik dediler, utandılar, özür dilediler. 353. cuma yarın. Göstersene kabataş görüntülerini. Gezi'yi karşısında içeride bizim %50'yi zor tutuyorum diye bir karşı grubu terörize etmek, sokağa dökebilmek için atılmış yalan ispatlanamıyor 353 cumadır. Ve dün yalanın o kısmını söyleyemiyor, videosu var göstereceğiz diye. Diyor ki camide bira kutuları bulundu. Valide Sultan Camii'ni 3 gün işgal ettiler. Orada içki içtiler diyor. Müezzin Fuat Yıldırım, ben içki içen görmedim. Çok saygılı davrandılar. Yaralananlara yardım ettiler dedi diye. İmam Halil Lecipoğlu da bu yalanı doğrulamadı. Camisinde içki içildiğiniz kabul etmedi diye sürüldüler. Bakın, milliyetçi muhafazakar AKP iktidarı. Yalan atmayan imamı, müezzini, düşünün ki dinin en büyük yasakladığı, bütün dinlerin ve Müslümanlığın en çok yasakladığı suçlardan biri, cezalandırdığı suç yalanken, imamla müezzin doğru söyledi, kendini yalanladı diye ihraç etti. Şimdi halen diyor ki, hadi yarın 353. cuma yansıtsana. Hani oynatıyorsun ya videoları, bir video oynatsana. Dün 1,5 dakika oynattılar ya simitçiden nasıl kütüphaneye gidildiğini. Şimdi o simitçiden kütüphaneye giden çocuğun bundan 5 yıl önce Kabataş'ta izledim dediği videoyu oynatsana. Yanına da sağına imamı, soluna müezzini oturtsana. Onlar da dese ya bunlar içki içtiler. Sorsan onlara, sen mahkemelerde bu ifadeleri vermişsin içmedi diye. Ben içti diyorum, ne diyorsun desene. Yarın 353. cumada yap bir basın toplantısı. Kendi kafanda sanrısal olarak, sanrıyla ortaya koyduğun gezi mahkumiyetini hepimizi inandır bakalım. Bunun iler tutar, kabul edilir tarafı yoktur. Son sözümüz ...24 Ocak 2020 günü bir soru önergesi verdim Mustafa Şentop'a, meclis başkanına. Soru önergem diyor ki, dün de yönetim kurulu toplantısı yapılan varlık fonu kanununa göre, kendi çıkardıkları kanuna göre 6. maddesi diyor ki, varlık fonunun denetim raporu Ekim 2019'da her sene en geç Ekim ayında meclise sunulur. Sunulmadı. O yıl içinde görüşülmesi lazım, görüşülmedi. Üstünden şu ana kadar 2 ay geçti. Varlık fonunun denetimi yok. Bütün varlığımız, hatta gelecekteki
alacaklarımız, bütün varlıklarımız, bu ülkenin her şeyi bir yerde, başı ailenin reisinde, yönetimi damadında, varlık fonunun zaten denetimi şeffaf bir şekilde yapılmıyor, kendileri yaptırıyorlar, meclise yollayacaklar, kanun uymuyor. Şentop'a dedim ki, bu varlık fonundan ilgili bu sorumluluğu hatırlattım, denetim raporu ile ilgili. Bakın, şu anda meclisin internet sitesine giren herkes görür ki, önergeyi cevaplanan önergenin son durumu var. Soran Özgür Özel, muhatabı Şentop, burada işlemde yazması lazım, onu bile yazmaya korkuyor Şentop. İşlemde. Ya da yanıtlandı, yanıtlanma süresi. Yanıtlandığı gün. Hadi yanıtlamadın. Mustafa Şentop bu arada %86 ile soru önergesi yanıtlıyor süresi içinde. Yani 15 gün içinde. Bu soru önergesi verildiğinden itibaren yasal süre geçmiş. Üstünden bir ay geçmiş. Şentop işlemde değil bile demiyor. Hiçbir şey yazmadığı tek soru önergesi. Niye? Çünkü varlık fonunun denetim görevinin mecliste olduğu ve kendi çıkardığı kanuna uyulmadığı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın meclise bunu yollamadığını itiraf edecek bir şey olmasın diye Mustafa Şentop ölü taklidi yapıyor bir soru önergesine karşı. Ölü taklidi. Boş bırakmış. İşleme almıyor. Niye almıyorsun? Sana soruyorum. İşleme almıyor. Yanlış bir şey var mı? Yok. Öyle olsa şu sebepten reddettim dersin. Yok. Ölü taklidi yapıyor. Bunu da Mustafa Şentop'a bir kez de bu vesileyle hatırlatıyoruz. Ve Binali Yıldırım'a dün mecliste çağırdım. Seslendim, salonda değildi. Binali Bey, İstanbul'da bir görev talep ettiniz. Aklınız buradaydı. Bırakmak istemediniz burayı. Anayasa zorunluluktan bir şekilde bıraktınız. İstanbul'daki talebiniz reddedildi. Milletin size verdiği görev meclis. Salonda yoksunuz. Yukarıda plan bütçe çalışıyor, orada yoksunuz. Sizden ricamız, bir plan bütçeye gidin. 27-28 maddelik kanun geliyor. 21 farklı kanunda değişiklik yapıyor. Siz bu millete söz vermiştiniz o dönemde. Başbakanken. Koltuk elimde kaldı diye gülüyordunuz. Kendi kendini ima eden Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanına sesleniyorum. Torba kanun tarih olacak dediniz. Bundan sonra güçlü meclis olacak dediniz. Torba kanun tarihe gidecek. Bundan sonra milletvekillerimizin verdiği kanunlar ilgili komisyonlarda, ihtisas komisyonlarında enine boyuna görüşecek. Güzelce kanun yapacak dediniz. Tövbe, o günden beri daha komisyonlara gidip de güzelce görüşülüp milletvekillerinin kendi hazırladığı hiçbir kanun görüşülmedi. Bakan müjdelerse, Cumhurbaşkanı söz verirse milletvekili muazzaa imzası açıyor. Plan bütçede batır çıkar kanun yapıyorlar. Perişan oldu orduk insanlar. Binali Yıldırım, son başbakan, millete verdiğin sözü tut. Torba kanun olmayacak demiştin. Torba kanundan başka kanun yapabildiğimiz yok. Bunu da hatırlatıyoruz. Binali Yıldırım'ı bulmak için AFAD'dan mı yardım istemek lazım? Binali Yıldırım, sesimi duyan var mı? Verdiğin hiçbir söz tutulmadı. Parlamento güçlü değil. Bakanlar umursamıyor. Kanunlar torba, parlamentonun gündemi çorba. Milletvekillerini salona toplayamıyorsunuz. 600 tane milletvekilli parlamento en az 200'de çalışacak. İktidar sorumluluğu orada bulunmak. Binali Bey'in kendisi dahil AK Partili vekiller salona girmediği için dün parlamento 4'te kapandı. Bunları ayrı ayrı hatırlatmaya ve millete bunlar sizi kandırdı demeye. Anayasa değişikliğinde %50'nin biraz üstünde evet verirken billboardlarda başka şeyler yazıyordu. Binali Bey başka anlatıyordu. Söylediklerinin hiçbiri olmadı. Partili Cumhurbaşkanı'na artık %70 hayır diyor. Milletin rejime kasteden anayasa değişikliğinden pişmanlığı, bu yeni sistemden de Sıtkı'nın sıyrılmışlığı var. Bıktılar. Biz de bıktık, millet de bıktı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa yanıtlayabilirim arkadaşlar. Buyurun Ünal Bey.
Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye'de konuşulan ve sürekli bir koalisyon beklentisi yaratılarak konuşulan bu ittifak söylemini ne kadar sağlıksız olacağını rejime kasteden anayasa değişikliğinden önce söylemişti. Dedik ki seçimler yapılır, Türkiye bir süre koalisyon konuşur, milletin verdiği son görev yaptığı son dağılıma göre güven oyu alacak bir hükümet olur, yol yürünür gider. Ama bu sistem koalisyonları seçim sonrasına değil seçim öncesine çekiyor. Seçimler zamanında yapılırsa 2023'ün Haziran'ında yapılacak. 2020'nin ocağında konuşuyoruz. 19'da bunu konuşmakla geçti, 18'de bunu konuşmakla geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamuoyu araştırmalarına göre, parlamento gücüne göre ve maalesef seçim barajı olduğu için de, bunu diğer partilerin kötülemek için de söylemem, ittifaka muhtaç olmayan iki partiden biri görünüyor. Allah'ın izniyle tek kalacağız. AKP'deki bu hızlı erime sürerse AKP de ittifaka muhtaç bir parti haline gelecek. Yürütme için, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir ittifak kanunu diye bir şey yok. Cumhurbaşkanlığına partiler aday gösteriyorlar ya da partilerin dışında aday göstermenin şartları belli. Ona göre de ayrı bir seçim yapılıyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ifade ettiği demokrasi ittifakı Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ve şu an Türkiye'de toplumun içinde bulunduğu bütün sıkıntılardan toplumun kurtulması için bir partiyi değil bir anlayışı tarif eden bir ittifak modelidir. Yoksa bir çağrı yapacaksak muhafazakarları, muhafazakar demokratları, Müslüman demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, Türkiye coğrafyasının dört bir yanında yaşayan herkesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet ederiz. Geçen seçimde Millet İttifakımız vardı, Millet İttifakımıza davet ettik. Ama bugün Türkiye'nin sorunlarından kurtulmak için partileri aşan bir ittifaka ihtiyacı var. Nasıl? Demokrasi ittifakı tanımını şöyle ifade etmek gerekiyor. Tek adam rejiminden şikayeti olan, kuvvetler ayrılığını isterken kuvvetler birliği ketenperesinden bunalmış olan, malını, canını güvencede hissetmeyen, hukuk güvencesi olmadığından dolayı kendini de riske gören ve ülkenin gelirinin de yurt dışından gelecek kaynakların hukuk güvencesi olmadığı için gelmediğini, yabancı sermayenin gelmediğini, üretime dönük yatırımların yapılmaya korktuğunu, AK Parti'ye yakın iş adamlarının dahi yurt dışında yedek akçe değil esas akçeyi tutup Türkiye'de göstermelik akçeler tuttuğunu, herkesin kendine özgü gerekçelerle çoluğunun çocuğunun geleceği için ya da Türkiye'de geçmişte bulaştıklarına gelecekte hesap sorulabileceği için bir şekilde gözünü dışarıya koyduğu bir süreci yaşıyoruz. Bunların hepsinden kurtulmak için 16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliğini geri almamız yetmiyor. 12 Eylül darbe anayasasıyla hesaplaşmamız, tortularından kurtulmamız ve gerçek tam bir kuvvetler ayrılığına dayalı yasama, yürütme, yargının ayrı ayrı bağımsızlığının ortaya konduğu, Atatürk'ten miras olduğu gibi muasır medeniyetleri yakalayıp geçmek için onlardaki en iyi uygulamayı ki bakıyorsunuz, dünyanın en iyi yönetilen 10 ülkesinden 9'u demokratik parlamenter sistemle onun alındığı ve en iyi örneğinin de aşılmayı hedeflendiği bir yönetim biçimini kurmamız lazım. Yalandan korkan, talandan bıkmış, yolsuzluklardan kurtulmak isteyen, temel insan haklarını önemli kaygısı olarak ortaya koyan ve bu konudaki bütün ihlallerin ortadan kaldırılmasını na çözüm getirmek isteyen, tam bir toplumsal mütabakat isteyen herkesin kuracağı demokrasi ittifakı Türkiye'ye nefes aldıracak. Türkiye'yi gelecekte daha güvenli, daha zengin bir ülke haline getirecek. Tarif edilen demokrasi ittifakı tam da budur. Bunun kapısı şu anda geçmiş seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş güzel insanlara kapalı değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş ama bugün düşülen durumdan rahatsız güzel insanlara, bu yurdumuzun insanlarına kapalı değildir.
hiçbir siyasi görüşe kapalı değildir. Cumhuriyetle, Atatürk'le, Cumhuriyeti Cumhuriyet yapan değerlerle ve Türkiye'nin ortak geleceğiyle sorunu olmasın, demokrasiyle sorunu olmasın. Kırmızı çizgi demokrasiyle ve Cumhuriyet'in kurucu değerleriyle sorun yaşanıyor olmamasıdır. Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına husumet duyuluyor olmamasıdır. Kırmızı çizgimiz budur. Alalım, sürede bitti herhalde. Son soruyu hızlıca cevaplayayım. Şimdi aslında bu 17-25 tapeleriyle ilgili bir meydan okuma yapılacaksa şöyle yapılmalı. Veya biz yapalım bunu. AK Parti dünyada hangi kuruluşa güveniyorsa o tapeleri, ki herhalde bugün artık o tapelerin orijinalleri de var. Öyle YouTube'da yüklenmiş halli falan değil. Orijinallerini de AK Parti elde edebilmiş durumdadır. Güvenilen uluslararası bir kuruluşa gönderelim. Montaj olduğunu, birleştirme olduğunu ispatlasınlar. Bunu yapmaları mümkün değil. Ortaya çıkan gerçek, Amerika'daki bu konudaki en bilinen, sözüne en çok güvenilen ve bilir kişiliğine en çok başvurulan kuruluşa bir inceleme yaptırılmış. Bu kuruluşla New York Başsavcılığı çalışıyor. Bu kuruluşla FBI çalışıyor ve bu kuruluş demiş ki kayıtlar akıcıdır. Üzerinde oynama yok, müdahale yok, ekleme yok, montaj yok. Ve Celal Çelik hiçbir zaman zaten kanuna uygun toplandığını iddia etmediğimiz, bu tapelerin gerçek dışı olduğu iddiasıyla kendisi suçlandığı için bunların gerçekliğini ispatlamak için mahkemeye bu bilirkişi raporunu sunmuş, durum bundan ibaret. Bilirkişi raporu böyle söylüyor. Ha, bugün bir FETÖ irtibatı kurulmaya çalışılıyor. Kurulmaya çalışılan nokta şu: kuruluşun FETÖ ile falan bir ilgisi yok. Bu kuruluşun ilişkide olduğu, daha doğrusu Amerikan sisteminde avukatlar mahkemelere aynı bu şekilde bilirkişiler sunabiliyor ve yanında götürebiliyorlar. Bir avukat bunları New York'taki bir mahkemeye götürmüş. O avukatın da FETÖ ile ilgisi yok. Amerika'da avukatlık şirketleri başka avukatlık şirketleriyle partnerlik anlaşması yapıyor. Benim şu eyalette giremediğim davaya sen gir. Öyle bir şirket bulmuşlar. O şirketin aldığı bir dava üzerinden dolaylı dört kademeli bir bağlantıyla, böyle bir bağlantı kurulacaksa ben, herhangi bir AK Partili bana Amerika'da bir avukatlık bürosu söylesin, dört kademede FETÖ'ye bağlayayım ben de aynı yöntemle. O yüzden bunlar esas meseleyi ortadan kaldıran, gözden kaçırmaya çalışan meselelerdir. AK Parti güveniyorsa kendi daha güvenilir bir kuruluş vursun, tapelerin kendi o gün iddia ettikleri gibi montaj ve oradan buradan toplama olduğunu ispatlasınlar. Bunu ispatlayamayanların dört kademeli Lego yaparak FETÖ ilişkisi kuruyor. Şirket mahkemenin yok. Oradaki bilirkişinin yok. O bilirkişinin birlikte gittiği avukatın yok. Avukatın başka bir yerdeki partner avukatlık bürosunun bir müvekkilinin FETÖ'yle bağlantısı. Dört tane köprü üzerinden FETÖ'ye Amerika'da bağlamayacağımız avukatlık bürosu yok. Türkiye'de istiyorlarsa AK Partilerin her birini en az iki kademede de bağlarız. İspatıyla ortaya koyarız. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.